Arkadaşlar merhaba, ben Mixup.com'dan Emrah Çelik. Reaper derslerimize devam ediyoruz. Bu bölümde de Track Manager'ı işleyeceğiz. Track Manager şu işe yarıyor. Burada gördüğünüz bütün kanalları, yani ses kanallarımızı veya MIDI kanallarımızı hepsini toplu bir şekilde görmeye, toplu bir şekilde hepsini edit etmeye veya işte aralarından bazılarını seçmeye yarıyor. Ona da şuradan ulaşıyoruz. Yukarıda View menüsü var. View menüsünden geliyorsunuz, Track Manager'a tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bütün tracklerinizin olduğu liste geliyor. İsterseniz buradan sabitleyebiliyorsunuz. Yani nereye tıklarsanız tıklayın. Bu hep böyle önde kalıyor. Şimdi Track Manager'ın detaylarına girmeden önce şöyle söyleyeyim. Şimdi hani biz neden eğitimlere Studio One ile başladık? Çünkü belli başlı programlarda gördüğünüz gibi her şey birbirine çok benzer. Track Manager, efekt bölümü, routingler, efekt kanalları, bas kanalları, boost kanalları yani bas kanalları, VCA faderlar yani bunların çoğu ortak. Bütün bilinen kafa programlarda ortak. İşte bu yüzden biz size bütün bunları öğretelim ki siz de daha sonra herhangi bir programa geçtiğinizde onu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani bugün Reaper olur, yarın Cubase olur, öbür gün Pro Tools olur. Başka bir zaman Studio One olur ama sonuçta birini öğrendiğinizde buradan alıp mesela Reaper'dan alıp Logic'e geçmeniz o kadar basit olacak ki. Yani ufak tefek şeyler dışında oturup hemen böyle hani 1-2 saat sonra müzik yapmaya başlayabileceksiniz. İşte bu yüzden biz bu tarz programları öneriyoruz. Mesela Ableton Live veya FL Studio'ya veya işte Bitwig'e veya farklı bir workflow olan programlara yönelmememizin sebebi bu arkadaşlar. Çünkü farklı çalışan, mesela FL gibi farklı bir arayüz olan, farklı bir mantıkla çalışan program öğrenirseniz veya Ableton gibi farklı mantıkla çalışan bir program öğrenirseniz onda elinizi kolunuzu bağlı kalmak zorunda kalıyorsunuz. Bir gün mesela şöyle bir örnek vereyim. Cubase sorun çıkarttı. O orada bir işte Cubase'in update'inden sonra sorun olmaya başladı. Ve o an benim parça yetiştirmeye ihtiyacım vardı. Şimdi ben Cubase kullandığım için hemen açtım. Başka bir programda Logic'te atıyorum. Logic'te veya işte Pro Tools'ta veya başka bir yerde hemen editleyebildim. Ama ben Ableton'la çalıştığım dönemde Ableton'dan bir sorun olduğu zaman, herhangi bir şeyle karşılaştığım zaman update, güncelleme beklemek zorunda kalıyordum. Artık onların keyfine kalmış, firmanın ne zaman güncelleyeceğine kalmış. Şimdi böyle bir şansımız var. Elimizde Reaper var en azından. En azından kenarda durur yedek program olarak. Bu amaçla size Reaper öğretiyorum. Çünkü Reaper öğrendiğinizde diğer programlara geçiş veya geçmek isterseniz o kadar kolay olacak işiniz. Bu ön konuşmayı yaptıktan sonra Track Manager'a bakalım. Arkadaşlar Track Manager aynen Studio One'daki Track Manager gibi. Onda da Tracklist diye geçiyor. Aynı işe yarıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şuradan mikserimizi de açalım. Şimdi şunu da şöyle yükseltelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir projeniz var. Şunu bir kapatayım bir. Şimdi şöyle bir projeniz var. Efektler dolu, kanallar bilmem neler şişmiş duruyor. Şimdi içinde kaybolmamak için projenin bizim Track Manager'a ihtiyacımız var. 50 kanal, 100 kanal, 60 kanal, 40 kanal her neyse. Projeniz var. Profesyonel bir müzik yapıyorsunuz. Bu kadar kanal projeniz var. Şimdi ne oluyor? Tek tek arıyorsunuz. Ya bu neydi? Şu neydi? Neredeydi? Hangisiydi? Bunu mu solo yapayım? Bunu mu? Yani devir o kadar hız devri ki bu durumda hızlı olmak zorundasınız. Başarılı olmak için hızlı olmak zorundasınız. Hızlı üretmek zorundasınız. Artık insanlar günlük parça çıkartacak seviyeye geldiler. Şimdi bu insanlarla yarışabilmek için buralarda böyle projenin içinde kaybolup vakit kaybetme şansınız yok. Baştan kaybediyorsunuz zaten. Böyle diyelim çorba. Yani bu çorba değil de bu böyle kalabalık bir projeniz var. Örnek olarak söylüyorum. Geliyoruz Track Manager'a. Yukarıdan View menüsünden. Şimdi burada bakın. Burada 17 kanal var. Burada 60 kanal da olabilirdi. Ben burada hepsini görecektim. Hepsini buradan istersem ismini değiştirebilecektim. Bakın şöyle en üst en tepeye gelelim. Birinci kanal. Burada da bir. Leads mesela.
Ben bunu buradan kapatabiliyorum işim bittiği zaman. Çalışmaya devam ediyor ama benim projede gözümün önünden kalkmış oluyor. Çünkü benim onunla da işim kalmıyor. Yanlışlıkla edit etme, bir dosyayı değiştirme şansım veya orada bir yerinden oynatma şansım her zaman var gözümün önünde olduğu sürece ama buradan gizleyebiliyorum. Aynı şekilde mikser kanalından da gizleyebiliyorum. Bakın bir numara kayboluyor. Ya da her ikisinden de gizleyebiliyorum. Ya da atıyorum kayıt alacağım. Bağladık işte bateristi bağladık. 5 tane kanalım var. Geliyorum buradan tık hemen hepsini açıyorum. Gördüğünüz gibi bunun ben bir bateri kanalı olduğunu düşünün. Buradan hemen açıp tık 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 ayarlıyorsunuz. Şurada record'a bastığınızda şuradaki record tuşuna bastığınızda anında kayda başlıyor. Veya istiyorsunuz ki işte şu 5 tane kanalı mute yapayım. Gördünüz mü? Tık tık hemen gidiyor. Veya sola yapayım. Veya kilitleyeyim. Şimdi lock konumuna geleceğiz. İsterseniz lock ediyorsunuz. Yani edit edilmez hale geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz üzerinde. Böyle güzelliği var. Oldukça da basit. Freeze de yapabiliyorsunuz. Kanalı dondurabiliyorsunuz. İşlemciden yememesi için. Hani atıyorum orada bir çalışma, ufak bir çalışma yaptınız. Olmadı. Onu durdurabiliyorsunuz ama belki daha sonra kullanırım diye kenarda tutabiliyorsunuz ama işlemciye de yüklenmesini istiyorsunuz. O zaman freeze yapıyorsunuz. Şimdi böyle şansımız var. Atıyorum projeniz çok kalabalık. Vokalleri arıyorsunuz. Burada mesela vokal neymiş? Vox. Bakın V yazar yazmaz vokaller. Burada şimdi 5 tane vokal olsaydı karşıma 5'i de çıkacaktı. Anlatabiliyor muyum? Sonra bunu tıkladığımda proje içerisinde seçiyor. Track Manager bu işe yarıyor. Şöyle ufak tefek ayarları var. Onları da göstereyim. Mesela Hide Filtered Out Tracks in TCP diyor. Yani Track Control panelinde şurada Filtre'ye seçilmiş kanalları buradan listeden çıkar diyorsunuz. Mesela geliyorum buraya lead yazıyorum. Ne oldu? Bakın sadece leadler kaldı elimde. Yani ben diğer bütün gereksiz şeyleri aradan çıkarmış oldum. Leadler karşıma çıktı. Bunu buradan kapatıyorum. Burada leadleri edit ediyorum. Sonra track manager'ı açıyorum. Buradan gelip sildiğimde tekrar eski haline geliyor. Yani böyle bir kolaylık sağlıyor bize. Bunun dışında çok da böyle kafa karıştıracak bir şey yok. Buradan silebiliyorsunuz. Master kanalını gösterebiliyorsunuz. Folder kanallarındaki normal kanallar folderların içindeki kanallara child track deniyor Reaper'da. Onları gösterebiliyorsunuz yani alt kanalları. İsterseniz Docker'a yükleyebiliyorsunuz. Mesela şöyle yükleyebilirsiniz. Burada kenarda durur. Bunu isterseniz bu tarafa alırsınız. Bu şekilde çalışırsınız. Anlatabiliyor muyum? İsterseniz böyle aşağıya koyun. Gelin buradan tık tık değiştirin. Böyle bir şansınız var. Bunu buradan alıp tekrar kaldırabiliyorsunuz. Ben tekrar dock'tan çıkartayım. Yani dock dediği alt bölüm. Başka seçenekler öyle çok böyle işinize yarayacak fazla bir seçenek yok. Mesela şu var. Aynı şekilde mikserden de kaybedebiliyorsunuz. Mesela lead'leri kaybetmiştim. Lead yazalım. Bakın mikserde de gitti. Ne oldu? Tertemiz benim elime 4 tane kanal verdi. Şimdi 80 tane kanalın içinde 5 tane, 6 tane lead yazdınız. Ne yapacaksınız? Hepsi doluyken, bütün kanallar açıkken geleceksiniz burada tık tık tık. Ya işte lead'lerim neredeydi? Hani düzenli, çok çok düzenli çalışmıyorsanız bulmanız zor olacaktır. Gelip buradan lead yazarsınız. Hepsini solo yaparsınız. Hop bitti. Sadece lead'ler üzerinde çalışıyor olursunuz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Bir tane daha enteresan bir özellik var. Onu da göstereyim. Track Manager ile işimiz bu kadar. Şimdi Close Track Manager on Enter Key in Filter Box diyor ya. Bunu seçerseniz atıyorum. Track Manager'ı açtınız. Şimdi bunun kısa yolunu öğrenin. Şurada size gösterecektir kısa yolun ne olduğunu. Shift Command M Mac'te. Bu muhtemelen Shift Control M
olması lazım Windows'ta. Ama burada yazıyordur. Siz bakarsınız. Ben şimdi Shift Ctrl M yaptığım zaman karşıma çıkacak. Şimdi hızlı olmak açısından söylüyorum. Hemen geliyorum. Leadleri çalışacağım. Mikserden ve projeden gitsin istiyorum. Girip buradan hemen açıyorum bunu. Lead yazıyorum. Enter'a basıyorum. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani iş devir, hız devri ve Track Manager size bu hızı sağlıyor. Aynı şekilde Studio One'da da yapabiliyorsunuz. Cubase'de de Track Manager var. Bu şekilde çalışın. Pro Tools'ta Track Manager var. Yani bunlar önemli. Bunlar olması gereken şeyler. Yani bir DAW'da olması gereken şeyler. Hani sesiymiş, bilmem nesiymiş çok önemli değil. Ses öyle çok fazla fark etmiyor ama kullanım açısından, hız açısından bunlar önemli şeyler. Çünkü mixingimizi kendimiz yapacağız. Masteringimizi kendimiz yapacağız. O nedenle hızlı olmak zorundayız. Dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde audio editing'i göreceğiz. Yani ses kanallarını, şu gördüğünüz seslerin genel editing yapmasını, kesmesini, biçmesini, looplamasını bunları öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.